günden kalanlar başladı. Şimdi Vedat Özcan yanımızda aslında. Birazdan sizinle konuşacağız. Bayağı başlığımız var aslında ve anlamayı da çalışıyoruz açıkçası. Yeni yeni yaşadığımız için böyle hikayeleri. Ama bir rakamlara bakacağız öncelikle. Bakalım kapanış rakamlarından önce piyasalar ne alemde? Borsa İstanbul 107.393, %1.32 primli. Aslında sabah erken saatlerde merkez bankalarının destek açıklamalarıyla %3'e yakın primlenmiş ve 109.000'li seviyeleri görmüştü. Ancak kapanışa doğru hala primli olmasına rağmen 107.000'lerdeyiz ki bundan daha 1-2 hafta öncesine kadar acaba 135.000 seviyesinin görülmüş diye konuşuyorduk. Dolar TL tarafında 6.22.58 seviyesi var ki geçtiğimiz hafta 6.25'lere de test ettik, üzerini de gördük. Bugün biraz daha, en azından bu saatlerde biraz daha sakin. Euro TL tarafında ise aslında dolara göre biraz daha hareketi hızlandığında net olarak görünüyor. %0.65'lik bir prim var. Bunun en önemli nedeni Euro dolar paritesi. 1.11.33 ki 1.08'lerin altında 2 hafta önceye kadar aşağı doğru bir hareketi vardı. Acaba nereye gelir diye bir korku vardı aslında. Çünkü Türkiye'nin ihracat, ithalatı ve ticareti açısından şu an 1.11.32. Devam edelim biz piyasalarla. Tahvil piyasalarında %12,16 2 yıllık tahvil faizi değişimde %0.25'lik. 10 yıllık tahvillerde %12.72. Geçtiğimiz hafta 2 yıllıklar aslında %12'nin hemen altında işlem görüyordu. 10 yıllık ve 5 yıllıklarda biz %12'nin üzerine görmüştük ama keza bugün %12'nin üstüne çıkmış bir 2 yıllık tahvil görmekteyiz. Devam edelim. Ve tabii Avrupa borsalarında Londra borsasında %0.8'lik bir prim var. Gündemi biraz daha farklı Londra'nın, onu söyleyelim ki birazdan konuşacağız konumuzla beraber. Ama bunun yanında en fazla kayıp İtalya'da %2,20. En önemli nedeni İtalya'daki görülen koronavirüsün artış hızının %50'ye yaklaşmış olması. %2,18'lik bir kayıp var. Frankfurt tarafında %0.75'lik bir kayıbı görüyoruz ve Fransa'da %0.3'lük bir kayıpla işlemlerine devam ediyor. Şimdi tabii biz bir de Amerika'ya bakacağız. Biraz önce Melike Ayan bize tereddütleri de bahsetti, ifade etti. %0.8 primde Dow Jones, S&P 500'de yine keza aynı ama 3000 seviyesinin hemen altında olduğunu görüyoruz. Aslında Nasdaq gözümüze çarpıyor çünkü uzun bir süredir 9000 altında değiliz ki geçtiğimiz hafta aslında 2008'de yaşanan büyük kriz öncesine ya da o dönemde yaşanan günlük ya da haftalık kaybı yine biz geçen hafta yaşadık. Dolayısıyla bundan 11 sene önce yaşananlar yine borsaların başında duruyor. Nasdaq'ta da %0.8'lik bir prim var. Hemen İmves AZ'ye döneceğiz. Rakamlarla ilgili Mehmet Bilal Bircan karşımızda. Kolay gelsin. Zorlu bir haftayı başlattık. Geçen hafta keza aynı şekilde son 11 yılın en yüksek volatil piyasalarını gördük, sadece Türkiye için konuşmuyorum. Şimdi bugün kapanışa yaklaşırken, piyasalar kapanmadan neler söyleyeceksin bize? Sabahki durum biraz daha farklı, şimdi biraz daha farklı. Merhaba. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Volatilitenin yüksek olduğu bir haftanın ardından yeni haftaya piyasaların görece sakin başladığını söyleyebiliriz. Gün içerisinde imalat PMI verilerini takip ettik. Türkiye imalat PMI verisi Şubat ayında 52.4 seviyesinde gerçekleşirken gözler yarınki enflasyon verisine çevrilmiş durumunda. TÜİK tarafından açıklanacak Şubat ayı enflasyonuna dair beklentimiz aylık bazda TÜFE'de 0.50, yıllıkta ise 12.49 şeklinde. Gün içerisinde bu kapsamda piyasalarda yaşananlara baktığımızda ise görece sakin başlayan piyasalarda özellikle endeks tarafında güçlü bir başlangıç gördük. Ancak günün devamında endeks kazançlarının bir miktarını geri verdi ve şu saatlerde de 107.000 seviyelerinde fiyatlanıyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 107.000 ve 106.300 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direncimiz 108.000, devam eden hareketlerde ise 108.900 seviyesi direnç olarak, ikinci direnç olarak takip edilebilir. Kur tarafına baktığımızda ise yeni haftaya 6.25 seviyesinden başlayan dolar TL'nin gün içerisinde 6.20 seviyesine kadar gerilediğini, ancak şu saatlerde 6.22 seviyelerinde fiyatlandığını görüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 6.25 ve 6.29 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise ilk desteğimiz 6.20, devam etmesi durumunda ise 6.17 seviyesi destek olarak çalışabilir. Euro dolar paritesine baktığımızda ise geçtiğimiz hafta sert yükseliş gösteren paritenin yeni haftanın ilk işlem gününde de yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini takip ediyoruz. Özellikle dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketin Euro dolar paritesindeki yukarı yönlü hareketi destekleyici yönde olduğunu söyleyebiliriz.
hareketin devam etmesi durumunda 1.11, 60 ve 1.12 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1.11 ve 1.10-60 seviyeleri destek olarak gündeme gelebilir. Son olarak altın tarafına baktığımızda ise ons altında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 1.645 dolar seviyelerinden 1.570 dolar seviyelerine kadar sert bir geri çekilme görmüştük. Yeni haftaya ons altının alıcılı başladığını takip ettik. Şu saatlerde 1.600 dolar seviyelerine yakın fiyatlanan ons altın için yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi 1.610 ve 1.635 dirençlerini gündeme getirebilir. Geri çekilmelerde ise 1.585 ve 1.575 seviyeleri destek olarak çalışacaktır. Teşekkür ediyorum. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Tabii biz koronayı konuşurken bir taraftaki başlığımız Türkiye özelinde Türkiye-Rusya İdlib meselesi ve tabii göçmen ve mülteci kapılar açıldı. Şimdi hemen Alican Türkoğlu'na dönüyoruz. Alican, şimdi öyle bir durum söz konusu ki biz bir taraftan tabii koronayı konuşuyoruz. Allah'tan ülkemizde şu an yok. Ancak tabii bir başka önemli konu bizim Türkiye-Rusya ve tabii ki bu göçmenler, mülteci sınırdalar. 100 bin kişiden aştığı ifade edildi en son Süleyman Soylu tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktada açıklamaları var. Ne dersin? Şimdi o kadar kritik bir hafta ki, şimdi geçtiğimiz son 4-5 günde çok yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü Türkiye. İşte Cumhurbaşkanı'nın son günlerde yaptığı görüşmelere bakalım. İşte Amerika Birleşik Devletleri, İran, Rusya, Almanya, Fransa, Avrupa Birliği ve konuşulan konular işte hem İdlib'deki son durum, sahadaki gelişmeler ve bir yandan bununla bağlantılı olarak da mülteci politikaları, göç politikaları, işte sınırların açılması yönündeki Türkiye'nin almış olduğu karar. Şimdi önümüzdeki günlerde de bu tip görüşmelere tanıklık edeceğiz Türkiye'de. Özellikle Perşembe günü, yani 5 Mart günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in Moskova'da yapacağı zirve aslında bundan sonraki süreç için bize çok net bir sinyal verebilir. Çünkü ana beklenti, Ankara'daki beklenti de bu. Rejimin en önemli destekçisi olan Rusya'nın, Türkiye'nin tezi olan, yani Soçi mutabakatına uyma yönündeki beklenti ne bu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarının arkasına çekilmesi rejimin bir an önce. Zaten dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yapmış olduğu açıklamaları hatırlarsa izleyicilerimiz, meşru müdafaa çerçevesinde operasyonlar devam edecek yönünde değerlendirmede bulundu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldıran rejim askerlerine ve unsurlarına bu operasyonlar devam ettirilecek harekatla beraber. Ne zamana kadar? Ta ki işte bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını bu sefer de hatırlamak gerekiyor. Ta ki Türkiye'nin öngördüğü sınırlara, yani Soçi mutabakatında imza altına alınan ve rejimin aksiyonlarının garantörü olan Rusya'nın da devreye girerek hem rejimin saldırılarına son vermesi hem de bu sınırlara çekilmesi. Sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Bunu zaman gösterecek ama en azından Perşembe gününe kadar düzenli olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek bilgilendirmelerle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin bu harekatı devam ettireceğini net olarak söyleyebilirim. En azından sahadan gelen bilgiler şu an itibariyle bu yönde. Düzenli olarak da Savunma Bakanlığı'ndan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgilendirmeler de geliyor sahadaki gelişmelerle ilgili olarak. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları hem de karada Suriye Milli Ordusu'nun, yani işte eski ismiyle Özgür Suriye Ordusu'nun rejim tarafından ele geçirilen bölgeleri tekrar ele geçirdiğine yönelik bilgiler ve haberler. Dediğim gibi 5 Mart tarihi oldukça kritik. Perşembe günü Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında bu konunun nereye evrileceğini göreceğiz. Bir yandan da işte diğer konular, yani işte Avrupa Birliği ile göç konusu konuşulmaya devam ediyor AB başkentleriyle de. Bugün Avrupa Birliği'nin dışişleri bakanlarını acil toplantıya çağırdığını ve bu konuyla ilgili olarak görüşüldüğünü biliyoruz. Yine Birleşmiş Milletler'den konuyla ilgili açıklamalar geliyor, özellikle Rusya'nın ve rejimin işte işledikleri suç anlamında. Türkiye'nin yürütmekte olduğu politikayı, İdlib'le ilgili politikanın sivil kayıplarının önüne geçmek için olduğuna yönelik destek açıklamaları Ankara'ya geliyor. Ama beklentiler biraz daha farklı. Şimdi özellikle göç mülteci politikaları ile ilgili olarak evet sınırlar açıldı ama
Türkiye-Yunanistan sınırında özellikle Yunan askerlerinin o bölgeye geçmeye çalışan sığınmacılara karşı çok sert müdahalelerini görüyoruz. Şimdi yarın Avrupa Birliği'nden yetkililerin Yunanistan'a gideceğini ve Yunanistan Başbakanı ile Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunacaklarını biliyoruz ki AB'den şu ana kadar gelen açıklamalarda Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumaya çalışmasına destek veriyoruz yönünde açıklamalar gelmişti. Dolayısıyla bu kapsamda göç ve mülteci politikaları anlamında AB'nin ve AB başkentlerinin nasıl tavır alacağı önemli ki bugün Türkiye'yi bir ziyarette bulunan Bulgaristan Başbakanı'nın bu konuyla ilgili olarak ben Türkiye'nin tezlerine yakın açıklamalarda bulunmasını da bekliyorum. İşin doğrusu akşam saatlerinde gelecek muhtemelen bu açıklama. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri yine bu süreçte oldukça kritik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yapmış olduğu bir görüşme var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yapmış olduğu bir görüşme var. Bunun neticesinde muhtemelen bu hafta içerisinde yeni bir Trump-Erdoğan telefon görüşmesinin daha olacağını söyleyebiliriz. Bugün Ankara'nın önemli ziyaretçileri var. Hem Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey geldi, Birleşmiş Milletler Temsilcisi geldi. Hem Suriye politikası ile ilgili olarak Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir ortak karar alabilir veya ortak adım atabilir sorusu. Hem de Birleşmiş Milletler nezdinde özellikle göç politikaları ve İdlib konusunda NATO'nun da devreye girebileceği bir sistemin de ileride düşünülerek işte uçuşa yasak bölge, göç politikaları veya işte rejimin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırılarının nasıl destek sağlanabilir ABD tarafından bunların konuşulacağı, görüşüleceği toplantılar olacak. Yani sözün özü şu. Bu hafta içerisinde hem Türkiye-ABD ilişkilerinin ve toplantılarının oldukça yoğun yapıldığı görüşmeler gerçekleştirilecek. Türkiye-Rusya arasında heyetler arasında çözüm alınamayan görüşmeler gerçekleştirilmişti. Perşembe günü Erdoğan-Putin arasında görüşme gerçekleşecek. Yine AB başkentleriyle işte bugün Bulgaristan'la Türkiye arasında görüşmeler var ama Avrupa Birliği'nin kendi içinde yapacağı toplantılar sonrasında muhtemelen Türkiye ile özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım liderlerle yeni görüşmeler yapabileceği yönünde bilgiler paylaşılıyor. Bir yandan da içeride de tabii bu konu konuşulmaya devam ediliyor. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı toplantı gerçekleştirilecek. Hem Savunma Bakanı hem Dışişleri Bakanı'nın sunumları olacak. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda Ankara'nın öncelikli gündemi hem yürütülen harekat hem de yürütülen diplomasi çalışmaları olacak. Gelen bilgiler, görüşmeler sonrasında yapılacak açıklamalar da muhtemelen yeni süreçte bizleri neler beklediğini bize biraz daha net olarak gösterecek. Alican teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, oldukça yoğun bir gündem var Ankara'da. Biz Türkiye'den başlayacağız. Dünyaya doğru ilerleyeceğiz. Vedat Özcan yanımızda her pazartesi olduğu gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi yıllardır aynı konular diye konuşuyoruz diye hep konuşuyorduk ta 2000'li yıllardan beri ama bu sefer farklı. Hem bölgemiz açısından ki onu çok güzel özetledi aslında Alican ama bir de koronavirüs bir tarafta bizde yok Allah'tan ama yarın bir de enflasyon var aslında oradan başlamak istiyorum ben çünkü bize gelen ISO PMI aslında iyi geldi. Yani 2018 yılına göre son iki senenin en iyi rakamı 52.4 ki bu Şubat verisi. Dolayısıyla hani Türkiye bu bağlamda pozitif ayrışır mı bilemiyorum. Enflasyon ayağı farklı. Enflasyonu soracağım çünkü anketimiz sonuçlandı. Ankette Şubat ayında 0.68 medyan bekleniyor aylıkta. Yıllıkta ise %12.7. Hemen bakalım 12.15'te. Ekim'den beri böyle bir yükseliş trendi vardı. Enflasyon için konuşuyorum. Siz ne bekliyorsunuz enflasyon? Aslında gıdada öyle bir ciddi hareketler gördüm. Dün en son baktım salatalık 14 liraydı. Marul 14,5 liraydı. Ya da ben yanlış yerlere mi bakıyorum acaba bilemedim. Evet. Tabii şeyde biraz sebze meyve fiyatlarında artış var. İstanbul Ticaret Odası'nın şeyi yayınlandı. İstanbul Ücretli Geçinenler Endeksi gibi bir ismi var yanlış hatırlamıyorsam. Orada %1.13 aylık enflasyon Şubat ayı için. Et, süt ürünlerinde ciddi artış var. Ette %5'e yakın bir fiyat artışı var. Giyimde biraz düşüş var tabii indirim ayı olduğu için. Şeyde tabii İstanbul Ticaret Odası'nın sepetiyle yani kullandığı enflasyon sepeti ölçmek için geçin endeksini TÜİK'inki farklı, kapsamlar farklı, mal sayısı farklı. TÜİK çok daha geniş bir alandan topluyor verileri.
çok birebir korelasyon yok ama işlenmemiş gıda da oluyor. Dolayısıyla bir fiyatta biraz fiyatlar genel seviyesinde bir miktar o gıda kaynaklı artış göreceğiz. 0.60 0.70 arasında beklentiler aylıkta. İşte 12.70-12.75 arasında da bir yıllık enflasyon görürüz diye bekliyor piyasa. Söylediğiniz gibi bir enflasyon beklentilerinde nispi bir bozulma var. Bunun muhtelif nedenleri var. Bir defa kredi genişlemesi bir enflasyonist etki yaratır diye düşünülüyor. Kur da biraz yukarıya doğru hareket, kur geçişkenliği dolayısıyla dış ticaret cari açığa doğru ilerliyoruz. Onun kur üzerinden gene olumsuz etkisi olabilir diye. Öte yandan Serap'tan Merkez ekonomik, Bankası da evet. Nasıl davranacak diye bir soru çıkıyor karşımıza. Tabii. Bu sene her ay var çünkü toplantımız. FED'de bir taraftan da konuşacağız birazdan da. İlk çeyrek 50 bas puan iner mi inmez mi diye konuşuluyor analistler tarafından. Yani ilk çeyrek dediğim bu Mart ve Nisan Haziran'a kadar süreçte. Dolayısıyla acaba Merkez Bankamızın da bu bozulan enflasyon eğmesinde bu ay yapar mı yapmaz mı sorusu gündeme geliyor bununla birlikte. Yani Fed'le ilgili Goldman Sachs işte yılın ilk yarısına kadar 75 bas puan indirim yapar diye beklenti oldu. İşte Cuma günkü Powell'ın konuşmasında hani gerekirse para politikası araçlarını kullanırız. Bu koronavirüs risk diye bir açıklama yaptı. Oradan biraz hani Çin PMI'yi de kötü gelince merkez bankaları böyle kolektif bir aksiyon alabilirler gevşeme yönde diye bir beklenti oldu. Fakat bizim enflasyon merkez bankasının aksiyondan önce enflasyonla ilgili hani beklentilerde bir bozulma var ama bu zaten merkez bankasının beklentileri dahilinde bir beklentilerde bozulma çünkü ilk 4 ayda 5 ayda bir miktar şey olur yükselir sonra tekrar aşağıya hedefe doğru gider beklentisi içerisinde merkez bankası o anlamda aksiyonlu etkileyici bir durum değil. Ekonomi biraz da ısındı. O anlamda da enflasyonda biraz kıpırdanma var ve bu görüntülerde de şeyde de bozulma var. Hani bir yandan talep güçlü talep görüyoruz. Hani İstanbul Sanayi Odası'nın PMI'yi de onu destekler nitelikte. Yani bir verimli bir ay geçmiş Şubat ayı verimli bir ay. Talepte güzel siparişlerde güzel artışlar var. Dolayısıyla onun da biraz etkisi oluyor. Öte yandan bu şeyin PMI verisinin bize söylediği bir başka şey daha var. Girdi fiyatlarında da kur artışından evet. dolayı biraz yükselme var. Hani o sadece tarım değil, imalat sanayinden de biraz enflasyonu besleyici bir şey göreceğiz. Öte yandan ne bileyim konut fiyatları biraz hareketlendi, talepte artış var. İşte kamu fiyatlarında artış oluyor. Benzinde şurada burada falan. Onların bir etkisini göreceğiz. Peki OPEC'te hemen işin içine katıyorum. Nedeni de tabii çok bariz ki devam edeceğim bu OPEC'i konuşmaya ama şimdi bizde de benzin ve motorine bakıyoruz. Bir indirim geliyor. Tabii o farklı nedenlerle onun düzenlemesi var ama sonuçta etkileyecek bir aktör müdür? Bir 16 kuruş yükselikten bir indirim. Böyle ilerliyoruz. Burada maliyet girdisinin en büyük nedeni de bu. Zaten yani taşıma maliyetimiz de var. Dolayısıyla önümüzdeki süreç için ben ta Haziran'a kadarki süreci diyorum. Aslında enflasyonda bundan da kaynaklı bir bozulma görebilir miyiz acaba? Böyle bir etki yaratır mı? Çünkü çok volatil gidiyor petrolde. Geçen hafta 116 düştü mesela. Evet, Cuma günü yani Cuma günü kapanışa kadar son 6 gün, 6 piyasa günü itibariyle peş peşe düştü. Tabii. Ama söylediğim gibi hafta sonu Çin PMI verisi kötü gelince hani OPEC Perşembe günü toplanacak OPEC Plus. Suudi Arabistan günlük petrol üretiminde 1 milyon varile kadar kısıntı yapmayı telaffuz ediyor. Aslında bu şey öncesinde PMI verisi öncesinde hani 600 bin varillik bir kısıntı yeter diye konuşuluyordu.
1 milyona çıktı. Büyük bir kısmını da ben yaparım diyor. Kuveyt'ten, Birleşik Arap Emirlikleri'nden destekler geldi. Rusya kararsızdı fakat PMI çok kötü gelince, evet, hani talep dolayısıyla petrol fiyatlarında ciddi bir çöküş olabilir diye biz de hazırız diye pazar günü destek attı Putin. O nedenle biraz düşüş durdu. Sabah Asya piyasaları çok iyi açılmıştı. Türkiye'de iyi açıldı. Bir ara %3'lere yakın borsada yükseliş gördük. Kurda düşüş gördük. Fakat sonra tekrar bir moralleri bozuldu. Borsa negatife döndü. Şimdi pozitifteyiz ama bu arada da petrol fiyatları yükseldi. Evet. Altında yükseldi. Ben tabii bir küresel merkez bankaları aksiyon alacak. O da biraz besledi şeyi. Piyasa kapansın, evet, onu da konuşacağız. Öte yandan ben faiz indirimi beklentisi koronavirüsle ilgili aşı bulundu İsrail'de. 2 hafta içerisinde çıkar. Çin'le ilgili... İsrail'le ilgili bulundu diye haberler yapılıyor. Peş peşe duyuyoruz. Zaten Çin'den bir üniversitede biz bulduk diye açıklama yapmıştı. Geliyor, evet. Dolayısıyla o çıktığı bölge Hubei dışında kontrol altına alındı gibi bir şey var. Fakat muhtelif yerlere dağıldığı için korku arttı biraz. Bu arada borsa kapandı. Şimdi %1.24 primle kapattı. 107.300 seviyesi öyle bir yerde kapandı ki. 107.500 önemli bir yer. Tam onun yakınında. Yarın ne yapar ne eder bakacağız. Burada hem Borsa İstanbul'un yanında ABD piyasalarının kapanış rakamları, Çin'den ve Asya'nın kapanış rakamları, bu esnada koronavirüsüyle ilgili gelişmeler hepsi etkileyecek. %1.24'lük bir kazanç var. Benim gözlemlediğim kadarıyla daha çok bu kazançta birkaç tane büyük endeks 30 hissesi var. Özellikle birkaç hisseni de Ereğli mesela gördüm. Dolayısıyla biz hemen telefonumuza gidelim. İbrahim Usul bize biraz daha özetleyebilir bunu. Nasıl bir gün geçirdi Borsa İstanbul? Aslında açılıştaydık ama hangi senetler taşıdı yukarı veya hangi senetler bu %3'ü %1.7'ye çekti? Neyi gözünüze çarptı? Şimdi Zeliha Hanım, geçen hafta tabii endekslerde sert düşüşler vardı. Hem içeride hem dışarıda kötü kapanışlar yapmıştık. Hafta başında küresel piyasalar daha dengeli bir seyir izliyor. Sabah Asya piyasaları genelde yukarıda kapadılar. Avrupa borsalarında satışlarda durulma var. Amerikan endekslerinde bugün toparlanma bekleniyor. Küresel taraftaki bu toparlanma, satışlardaki durulma bugün de bize alışlar getirdi. Yine tepki bazlı alışlar da görüyoruz. Biz de bugün bankacılık sektöründe özellikle alışlar dikkat çekti. Havacılık sektörü hisselerinde yine toparlanmalar gördük. Biraz öncesinde söylediğiniz gibi %1.24'lük bir değer artışıyla günü tamamladık. Küresel merkez bankalarından tabii parasal gevşeme beklentileri kuvvetlenmiş durumda. Biraz önce siz de söz ettiniz. Hem Amerika hem Avrupa merkez bankalarından faiz indirimi beklentileri kuvvetlendi. Bu küresel taraftaki satışlarda bir miktar durulma da etkili gözüküyor. Yine aşıyla ilgili çıkan haberler de küresel piyasalara destek oluyor. Biz haftanın kalan süresinde toparlanma eğiliminin süreceğini tahmin ediyoruz. Yukarıda 110.400'de Borsa İstanbul için kısa vadeli bir direnç oluştu. Eğer negatif bir haber akışıyla karşılaşmazsak burayı yeniden yukarı zorlayabiliriz diye bekliyoruz. Özellikle bu küresel tarafta likidite koşullarında beklenen artış hisse senedi piyasalarına destek olmaya devam edecektir diye düşünüyoruz. Eğer jeopolitik tansiyonda düşerse biz Borsa İstanbul tarafında yeni bir yukarı momentumun yakalanmasını bekliyoruz Zeliha Hanım.
İbrahim Bey teşekkür ediyoruz. Biz devam ediyoruz. Borsa İstanbul kapattık evet ama şimdi merkez bankaların bu aksiyonları Vedat Bey onu merak ediyoruz. Niye? 2008 evet 2008, 2007, 2009 o krizde biz merkez bankalarını gördük. İşte helikopter ben dedik onu dedik paralar saçıldı Allah Allah. İşte Fed'in bilançosu arttırıldı. Günlük gülistanlık borsalar süper filan ama şimdi biraz daha farklı değil mi? Neden? İşte faizler zaten eksi faiz var Avrupa'nın bazı bölgelerinde. Amerika zaten 1,5, 1,75 ne bileyim tamam likitte sağlayacağız diyorlar. Şimdi mesela OECD'de ortak sorayım ben size bırakayım soruyu. Hem OECD'de hem Pavlı. OECD'de diyor ki mesela ya kişilere para yoluyla işte sağlık sistemine ya onlara destek yoluyla direkt ceplerine yoluyla bu yoluyla belki biraz daha tedbir alabilirsiniz diyor. Ortak hareket etmeniz gerekiyor diyor. Böyle uyarıları da var OECD'nin ama bu sefer yarar mı işe yaramaz mı soru orada. Acaba piyasalar o yüzden mi düşüyor? Çok mu güvenmediler? Çünkü bizimki artıdı ama diğer piyasalar o kadar pozitif değil en azından gördüğüm kadarıyla Avrupa'da. Tabii Asya açılışında iyiydi aslında ama ABD vadeleri sonradan şeye döndü. Bu Libor OEC denilen fark yükseldi. Biraz bir korku oluştu. Toparladılar diye tahmin ediyorum. Libor 3 aylık... ciddi bir hareket olmuş. Cüneyt Başaran da söyledi. Evet, evet. İnanılmaz bir hareket olmuş orada. Teknik bir şey girmeyeyim. Yani bir piyasada bir likitte sıkıntısı, korkusu oldu. Oradan bir panik havası esti. Fakat muhtemelen Fed, New York Fed müdahale etti ve şey yaptı. Korkuyu aldı. Çünkü şeyde tekrar yeşile döndü vadeler. Evet. S&P 500 halen direniyor da. Şimdi OECD raporu biraz şey. Hani IMF en son bir açıklama yapmıştı. Kolektif aksiyon gerekiyor. Kolektif beraber çalışmak gerekiyor falan. Sabah G7 Maliye Bakanları telekonferans yapacak. G7 Merkez Bankası Başkanları telekonferans yapacak falan filan diye orada bir coşku verildi. OECD'nin raporu da hani tekrar o söylediğin çerçevede tartışmaları alevlendirdi. Biraz o da aslında büyüme açısından kötümser bir senaryo çizdi. O tavsiyeleri destekleyecek bir resim çıktı ortaya. Zaten kapağı da böyle bir hava alanı, şeyler, bavul şeylerini taşıyan döner şeyler boş hep. Dolayısıyla kötü bir resim çizdi. Yani 2.9'dan 2.4'e indirdi küresel büyüme tahminini. Avrupa para bölgesi için 1.1'den 0.8'e çekti. Çin için 5.7'den 5.4'e çekti. ABD için 2'den 1.9'a çekti. Dolayısıyla hani kötümser senaryoda 1.5 gibi bir büyüme oranında Avrupa ve Japonya resesyona gireceği gibi bir resim çıktı ortaya. Kim mütevazi davrandık diyor bir de. Yani evet. Mütevazi olarak söylüyor bunları. Doğru. Dolayısıyla zaten geçen haftadan bir şey vardı. Maliye politikası önlemleri yavaş yavaş ülkeler almaya başlamıştı. Bugün Almanya borçlanma ile ilgili yasal limiti değiştirme mevzu anayasalarında onların bir madde var. Onu değiştirme yönünde bir hukuki çalışma başlayacak diye geçen hafta bir haber çıkmıştı. Ona ihtiyaç yok dedi. Evet. Yani Almanya biraz daha mali gevşeme yapacak diye algılanmıştı. Bugün yok dedi. Gerek yok dedi oradan. İtalya işte paket açıkladı. Yani bir sürü ülkede görülünce Avrupa Birliği, Avrupa para bölgesine dair ülkede hani biraz gevşeme olur diye. Japonya Merkez Bankası zaten fon almaya başladı. Orada likitte verdi. İşte bazı merkez bankaları, Endonezya falan zorunlu karşılıkları indirdi. Yani böyle bir bölük pörçük bir şey vardı. Yani para politikası gevşiyor, maliye politikası gevşiyor. Ama böyle bir OECD'nin onun öncesi de IMF'in çağrısı da kolektif aksiyon. Hani G7 Maliye Bakanları, Merkez Bankası Başkanları aksiyon alır, bir gevşeme olur, bir şey olmaz diye tekrar gün içerisinde toparlandık. Büyük ihtimalle FED de bir şeyde açık piyasa işlemleriyle biraz o likitte sıkıntısını rahatlattı diye tahmin ediyorum. Gelelim şeye, can alıcı soruya. Bu seferki 2008'den farklı olur. Çünkü 2008'de neden
mali para politikası gevşedi. Faiz oranları düştü. Şirketlerin işte devlet tahvilleri alındı. Şu oldu, bu oldu. Çünkü o zaman deniyordu ki faiz oranları düşerse, hı hı, insanlar daha fazla para harcar. Kredi, evet, kartı faizleri düşecek, şu olacak, bu olacak. Para bulmaksınız. Hisse senetleri, yani borsalar yükselecek, onda bir refah etkisi olacak. İnsanlar özel tüketim daha da artacak. ABD'de kriz çıktığı için, oranda milli gelirin %70'i özel tüketim harcamaları olduğu için, bu tüketim harcamalarındaki artış büyümeyi, toparlanmayı getirecek. O benzer bir şey Avrupa'da da olur dedi. Onu da iş yatırımları, yani iş yeri açma, hı hı, insanlar yatırım yapmak istediği zaman kredi bulmak zorunda, evet, faiz oranı düşerse yatırım yaparlar. Dolayısıyla toplam talep artar. Yani talebi uyarma amaçlı bir şeydi. Şu anda bizim yaşadığımız sorun bir arz şoku. Evet, onun nasıl mesela? Talebi bununla de olumsuz etkiledi mi? De yani ne yapacak, faiz oranları düştü diye ben Milano'ya mı gidip tatil yapacağım şimdi? İşte onun için ya da zaten Çin'den, Çin malı ürün mü talep edeceğim? AliExpress'ten Çin mal mı sipariş vereceğim? Baş ekonomistin yani söylediği o lafınızı bölüyorum ama o da diyor ki güven her yerde düşüyor diyor. O nedenle tabii reaksiyon mesajı yollamak istemezseniz ancak en azından bu durumu tartıştığınızı ve tedbir almak için hazır olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Yani diyor ki burada güven düştü diyor aslında. OECD'nin benim gözüme çarpanı buydu. Tabii. Şimdi, sizin dediğinize geliyor çünkü. Tabii. Ben hani neyse, özel şeylere girmeyeyim. Ben kendi hani gezmeyi seven bir insanım. Erkenden düşük yani şey kampanyalarda bilet alıyorum. Üç tane, ikisi yurt dışı, birisi yurt içi olmak üzere. Birisi de Van'dı. İptal etmek zorunda kaldım. Yani virüs çıkan ülkelere nasıl gideceksin? Şahsi örnek ama durumu açıklayan bir şey. Talebi anlatabildim mi? Düşüren bir şey. Yani faizle de alakası yok bunun. Güvenle alakası var. İşte neden? Ona vurgulamış, evet, zaten. OECD diyor ki yani senin bu koronavirüsle ilgili bir önleyici önlemler, diyorsun ki karantina. Karantina dediğin zaman kardeşim fabrikalar kapanıyor. Tabii. Çalışanlar gidiyor. Ondan sonra tüketici ve iş dünyasının güveni azalıyor. Geleceğe yönelik güzel. Neden siparişler düşecek ki o zaman üretim düşecek? Şu mevcut durum algısı ve geleceğe ilişkin algıda bozulma oluyor. Soft veriler bozuluyor. Öte yandan diyorsun ki kardeşim ben seyahat kısıtlaması yapacağım. Evet. Ne giren ne çıkan herkesi kontrol edeceğim dediğin anda da bu sefer iş amaçlı, turizm amaçlı, demin örneğini verdiğim gibi, yani iş adamı da gitmiyor diyelim ki, fuar olacak, fuarlar iptal ediliyor. Sen de korkuyorsun, evet, götürürüm, giderim bir yerden bir virüs kaparım, fabrikadaki işçilere bulaştırırım, ben fabrikamı da kapatmak zorunda kalırım, bir sürü masraf işçilerle ilgili korkuyorsun. Dolayısıyla kamusal alanları kapatıyorsun, okullar, şeyler. İngiltere'de başlamış bölge bölge bu arada. Öyle yani şeyler, bak İran'da cuma namazı camilerde, evet, kılınmadı. Evet. Ne bileyim ben, ibadethaneler, şeyler, okullar, hastaneler kapanmıyor da yani ne bileyim ben, kamusal alanlar işte kapanıyor. Oralara kapandığı zaman hizmet sektörüyle ilgili de hani arz yönlü de talep yönlü de şok oluyor. Aksamalar oluyor şimdi. Peki hiç yaşadık mı biz bunu yakın tarihte? En azından bizim ömrümüzde, yani mevcut örnek veriyorum yani 80 senede. Şimdi evet Avrupa'da bu salgınlar oldu ama o esnada dünya bu dünya değildi. Şimdi çok başka bir dünyadayız. O yüzden zaten benim sorum işte OECD'de bu güven meselesiydi. Tamam, güveni verecekler de nasıl verecekler? Ortak bir dille ne diyecekler? Koronayı biz bitirdik mi diyecekler mesela? Ya da ya oraya gidin ama bakın biz bunu yaptık mı diyecekler. Bir şekilde o korku içe yerleşti şu an mesela. Hani insanların çok isteği yok o noktada. Şimdi Cüneyt Başaran Londra'dan bağlandı. Örneğin bu internetteki siparişlerde bazı ürünlerde, örneğin un, şekerde stok bitti diye yazıyormuş. Bazı ürünlerde tam tersi talep yok. Yani talep dengesinde bir değişim oldu. Acil tüketim mallarında evet arz sıkıntısı var. Talep de çok fazla. Aynen. Yani o yüzden farklı gibi duruyor sanki. Ama ben de yanılıyor olabilirim. Çünkü işin içinde hem arz hem talep var. İkisi aynı anda ama var. Ama bu yani buna arz şoku olarak bakmak lazım. Talebi etkilemiyor diyemeyiz. Çünkü iş yani
küresel sanayi üretiminin %28'ini üreten bir ülkenin en fazla sanayisinin olduğu bir bölgede şey çıkıyor. Yani sıkıntı orada çıkıyor. Tabii, evet. Yani Çin'in gayri safi milli hasılasının çok ciddi bir şeyini, yani çevre, il ve bölgelerle %70'ini etkileyen bir bölge. Dolayısıyla o tedarik zincirinin bozulması meselesi ile başladı. Fakat sonra hani her yere yayıldığı için üretimi yani şimdi örnek vereyim mesela. Bir tane somut örnek vereyim. Mesela bunu hani bir okuduğum bir makaleden anlatayım. Kaliforniya'da dondurulmuş gıdayı Güney Kore'ye ihraç edecek bir orta ölçekli şirket. Sipariş verilmiş. Bunlar da dondurulmuş gıdayı üretmişler, götürüp şeye. Güney Kore'ye. Yok. Kaliforniya'da limanda bir derin dondurucu kargoya koymuşlar. Göndermeden önce alıcının bankasından şey alman lazım değil mi? Yani kredi mektubu, evet. Letter of Credit diye bir akreditif. Neyse işte oradan bir güvence alman lazım. Bankada çalışan yok. Doğru. Şeyden siparişi veren şirketin şirkette virüs tespit edilmiş, karantina alınmış, kimse bankaya gidip güvence veremiyor. Kaliforniya'da şey hiç bekliyor. Daha önce hiç akla gelmemiş bir şey, derin dondurucu şey kargolar. Kargo kıtlığı şeyden başladı. Tersini düşün bir de yani Apple'ın, Volkswagen'in tedarik şeyinin olduğu bölgede makine teçhizatlar durduğu zaman sen üretimi yapamıyorsun. Teknolojik yani, problem. Nasdaq o yüzden çok sıkı düştü. Tabii. Yani dolayısıyla bu bir arz şoku. Talebi de olumsuz etkiliyor. Ama faiz düşürerek ya da daha gevşek bir para politikasıyla demin örneğini verdiğim gibi benim talebimi canlandırması şey mümkün. Çok etkili zaten bir araç olmaz. OECD şurada baktığımda o yüzden dedim size onun şeyleri, söyledikleri biraz daha farklı. Sağlık yönünden mesela ne diyor? Diyor ki acil tedbir lazım. Sağlık hizmetlerine mali destek diyor mesela. Evde ödeme garantisiyle birlikte esnek çalışma rejimi diyor mesela. Hani biz evden çalışma fabrikaya gide, hani fabrikada üretim yapanlara demiyor herhalde diğerlerine. Finans piyasalarının likitte sağlanması. Belki bunu merkez bankaları sağlar hani parasal genişlemeyle. Turizm gibi sektör, etkilenen sektörlere de hedefli destek ve gevşek devlet yardımı ve mali kurallar. Böyle tedbirler öneriyor OECD. Yani bu tedbirler biraz daha farklı tabii. Bunlardan bir tanesi finansal piyasa likitte sağlanmasını belki merkez bankaları sağlayacak. Değil midir acaba? Diğer yönleri farklı. Şimdi kamu gelirinde de muhtemelen azam olacağı için bu desteklerde de sıkıntı olacak belki. Yani devletlerin desteklerinde de. Petrol üreten ülkeler için ayrı, petrol üretmeyen ülkeler için ayrı bir şey çıkmıyor mu ortaya? Şimdi kamu sağlığıyla ilgili şeyin mevcut kapasitenin artırılması, o anlamda devletlerin ellerini ceplerine atması gerekiyor. Orayı destekliyoruz. Fakat onun dışında da öneriler var. Yani o da iş nereden geldi? Şimdi biz 2008 krizinde dedik ki parayı gevşetelim. Tabii. Şirketlere para şey olsun. Verelim. Yani kolu bankalarda ama bankalar kredi versin. Hı hı. İnsanlar harcasın, şirketler de yatırım yapsın. Hatta bankaları caydırıcı, şey krediye zorlayıcı, icbar edici şeyler, önlemler bile aldı yani Avrupa Merkez Bankası. Kardeşim elindeki parayı akşam kimseye vermediyse bana park ettiğin zaman bunun maliyeti var. Negatif faizlerinden şey yok. Zorunlu karşılıkta komisyon ödeme gibi bizde de var nispeten. Şimdi buradan iş toparlanamadı. Hani hep konuşuldu devletlerin tahvillerini aldı. Devletleri bir toparladı, o PIGS denilen ülkeleri. Şimdi de iş şirketleri vurmaya başlıyor. Reel sektör, yani reel sektörü kurtarma tedbirlerine doğru iş gitti. Yani onların bundan sonra
Yani OECD'nin önerisi aslında şirket tabirlerini satın alma işine doğru altyapısını hazırlamaya. Anladım. Finansal yani. Destek yani dediği belki de nasıl o. Şey yapabilirsin ki yani tamam mesela koronavirüsle ilgili teşhis, tedavi, ürün, şey aşı geliştirme, koruyucu önlem yatırımlarına de ki faizsiz kredi ondan sonra alım garantisi bizde hep olduğu gibi buna benzer önlemler olabilir. Bunlar kamu sağlığı açısından önemli ama mesele şeye gider diye korkuluyor benim anladığım kadarıyla IMF'den de OECD'den de gördüğüm. Bugün hani Fransa Maliye Bakanı'nın açıklamasında tamam merkez bankaları bağımsız ama herkesin elinin altına koyması lazım. Herkesin zor duruma düşen şirketlere yardım etmesi lazım. Neden? Şimdi üretimi yapamadığın zaman satış yapamıyorsun. Öte yandan borçlar da duruyor. Nakit girişi olmadığı zaman, nakit planlaman bozulduğu anda iş biter. İş biter. Burada devlet destek olsun. İşinin önünü açtı bence IMF ve OECD. Ha, bunu öyle okumak lazım belki evet. de. Bir Ceren'e dönelim aslında. Ceren anlatsın piyasalarda bir satış sürüyor demişti en son. Devam edelim Vedat Bey. Burası çok mühim bir konu. Belki önümüzdeki günlerde bunu konuşabiliriz. Ceren karşımda Londra'ya döneceğim. Ceren şimdi nedir? Biz konuşuyoruz Vedat Bey'le burada. Evet piyasaları ama Avrupa'da özellikle İtalya'da ciddi bir hareket eksi yönlü. Ama Londra'da durumu senden alacağız. Merhaba Zeliha. Evet bugün Avrupa borsalarına baktığımız zaman piyasalar oldukça oynak bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik Avrupa borsaları 2008 finansal krizinden bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşamıştı. Bugün merkez bankalarından gelen arka arkaya haberlerin yarattığı iyimserlikle endeksler güne pozitif bir başlangıç yaptı. Ki sabah saatlerinde biz endekslerde %2'yi aşan oranda yükselişler yaşandığını görmüştük İtalya öncülüğünde. Fakat öğle saatlerinde piyasalar trend yeniden birden tersine döndü. Ki İtalya borsasında gün içerisinde %4'e yaklaşan oranda satış gördük. Fakat şimdi baktığımız zaman %2 civarında satışla Avrupa borsalarındaki düşüşte başı çektiğini görmekteyiz. Almanya ve İspanya gibi borsalarda ise %1 civarında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat hareketler oldukça sert. Tabii koronavirüsün yayılmasıyla birlikte uyarılar da giderek artıyor. Mesela İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere'de de hafta sonu koronavirüsü vakalarının hızla yayıldığını gördük. Az önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada durumun endişe verici olduğunu ve giderek artabileceği uyarısında bulundu. Ki çalışmalarını hızlandırdıkları halde böyle bir uyarıda bulunması önemliydi Johnson'dan gelen. Diğer tarafta siz de az önce konuştuğunuz arka arkaya kurumlardan gelen açıklamalar var. Tahminlerde revizyona gidiliyor. Mesela OECD'nin açıklamasını gördük. Koronavirüsü salgın nedeniyle küresel büyüme tahminini kurum %2.9'dan %2.4'e düşürdüğünü açıkladı. Bu biraz endişeleri arttırdı piyasalarda. Diğer taraftan Avrupa Birliği Komisyonu yetkililerinden gelen açıklamaları gördük. Onlar da aslında virüsün ekonomi üzerindeki yarattığı riskin giderek artmakta olduğunu, şimdiye kadar V şeklinde toparlanma beklendiğini fakat V şeklinde toparlanmanın çok da garanti altına alınamadığını söylediler. Bu uyarı da önemliydi. Fakat Avrupa Birliği ülkelerinden gelen mali esneklik taleplerini Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde değerlendireceklerini açıkladılar. Diğer taraftan baktığımız zaman geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelen adımı konuşmuştuk. Çünkü Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve rekor bütçe fazlasına sahip. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri de Almanya'nın daha fazla harcamaları artırması yönünde çağrılarda bulunmuşlardı. Keza Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde da çağrıda bulunmuştu. Ve geçen hafta medyada yer alan haberlerde Almanya hükümetinin kamu borçlanma limitlerini askıya aldığına dönük haberlerin yer aldığını görmüştük. Fakat bugün Almanya Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamada limitlerin değiştirilmesinin şu an için düşünülmediği fakat Almanya hükümetinin harcama esnekliğine sahip olduğu başka yöntemlerin göz önünde bulundurulabileceği belirtildi. Bu da aslında bir miktar o beklentilerle geçen hafta çünkü bir iyimserlik görmüştük piyasada. Bu açıklamaların ardından biz piyasaların biraz satışa döndüğünü gördük bugün. Bu da biraz tansiyonu arttırmış gibi gözüküyor. Diğer tarafta baktığımızda hafta sonu İtalya'dan gelen açıklama önemliydi. Çünkü İtalya'da Salvini'nin çağrısının ardından yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Koronavirüsü salgınına karşı ekonomiyi canlandırmak amacıyla bu açıklama da önemliydi. İngiltere Merkez Bankası'ndan gelen açıklama da önemliydi. Çünkü terminaldeki fiyatlamaları ciddi ölçüde değiştirdiğini gördük. Onlar da bütün opsiyonları göz önünde bulundurduklarını gerektiği ölçüde
adım atabileceklerini söylediler. Keza Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindos'un açıklamalarını gördük. Dikkatle takip ettiklerini söyledi. Fakat şu anda mali politikanın öncelik olması gerektiğini belirtti. İlk aşamada ECB gerektiğinde harekete geçmeye hazır. Fakat bizim de çok fazla gücümüz yok dedi koronavirüsü karşısında. Bu açıklaması da önemliydi. Terminalde baktığımız zaman fiyatlamalara Mart ayında hem Avrupa Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi gelebileceğine dönük beklentiler oldukça artmış durumda. Fiyatlamalara da yansını görüyoruz şu anda. Euro'da bugün çok sert bir hareket gördük. Euro dolar karşısında %0.96 oranında yükselişte 1.11'in üzerine çıkmış durumda. Diğer tarafta pound karşısında ise %1.3'lük yükselişte 2 ayın en yüksek değerini aldı. Tabii bugün PMI verilerini de gördük. Euro bölgesinde IHS Markit imalat PMI verisi geldi. Şubat ayı verisi. Ocağa göre 49.2 seviyesine yükseldi. Bir sıçrama kaydedildi. Fakat alt kalemlerine baktığımız zaman orada yeni siparişler 15 ayın en zayıf değerini aldı. Ve aslında Euro bölgesinde arz zincirlerinde ciddi anlamda bir zayıflık olduğunu vurguladı veri. Bu veri de aslında bir miktar endişeleri piyasalar cephesinde arttırmış durumda Zeliha. Yeniden söz sizde. Ceren teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii bizim gündemimizde evet koronavirüs var ama bir taraftan da Suriye konusu, İdlib meselesi var. Rusya'ya Türkiye göçmesi var. Bunun dışında tabii Amerika Birleşik Devletleri var da var. Profesör Murat Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü. Karşımızda hocam, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizdeki hadise bu son açıklamalarda kapıları açtık sığınmacılara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktada açıklamaları var. İçişleri Bakanı söylüyor 100 binin üzerinde dedi ama 1 milyonu bulacak dedi. Öncelikle bunu soracağım. Kaç kişi gidebilir sizce ve Avrupa Birliği'nin tavrı nasıl olacaktır? Şimdi şöyle, ben şu anda yurt dışındayım. Onun için de hani buradaki şeyi de durumu da size aktarmış olayım bu vesileyle. Hani burada Türkiye tarafı kapıyı açtı, kontrolleri azalttı ama bizim kapılar kapalı diyorlar. Dolayısıyla Türkiye sınırını geçip ara bölgeye geçtikten sonra karşı tarafa ne kadar kişi geçtiğine dair hiçbir bilgimiz yok. Yani oraya gidenlerin görüntülerini zaten görüyoruz. Oraya bir gidişat var. Bu gidişatta çoğunlukla Suriyelilerden değil, Suriyeli olmayanlardan kaynaklanan ciddi bir sayıya ulaştı. Ama karşıya geçmek başka bir şeyi gerektiriyor. Onun ne olacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Hatta en son Yunanistan'ın yaptığı bir açıklama vardı. 5000 civarındaki kişiyi geri püskürttük, almadık onları diye. Zaten biliyorsunuz gayet de sert bir biçimde müdahalede bulunuyorlar. Ve bu konuda Yunanistan'a da Bulgaristan'a da Avrupa Birliği'nin dayanışma çağrıları var. Onların bir biçimde ülke içine almamaları, yani Avrupa kıtasının içine sokmamaları konusunda Yunanistan'a destek veriyorlar. Dolayısıyla bu sayılar için şu an gerçekten bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Dediğim gibi Türkiye'de o sınıra doğru geçen, hatta Türkiye sınırını geçen insanların sayısı başka bir şey. Ama karşıya ne kadar geçtiklerini şu an aşamada kestirmek mümkün değil. Evet, peki abi, ortak bir politikayla bu mülteci akını, sığınmacı akını yönetebilir mi sizce? Yani şöyle, hepsinin aslında derdi ortak. Hepsi bu işten kaçınmayan ve bu işi bir biçimde dışsallamaya çalışıyor. Bugüne kadar politika da oydu zaten, farklı bir şey değildi. Ama bunun bir yöntemi bulunmuştu. Bunun karşısında Türkiye'ye para veriliyordu. Ve Türkiye'de mültecilerin o tarafa geçişine bir biçimde engel oluyordu. Bu ve benzer teklifler gelecektir, hiç kuşku yok. Hatta illa böyle bir krizin yaşanması gerekmiyordu. Şu an Türkiye'de Suriyelilerin durumu aslında çok bayağı büyük ölçüde stabilize olmuş durumda. Yani şu an akın akın sınıra gidenlerin içinde Suriyelilerin az olması tesadüf değil. Çünkü onların bir statüsü var, belirli bir hayatları var. Ama asıl sıkıntı Afganlılar, Pakistanlılar, Iraklılar, İranlılar gibi Türkiye'de düzensiz göçmen olarak gelen ve Türkiye'nin deport etme riskiyle karşı karşıya kalanların bir mücadelesi bu. Yani onlar, Türkiye onları ülkelerine deport etmeden evet, Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada hani akın bir mülteci akını olarak da nitelenebilir mi? Hani biraz fazla akademik kalabilir ama evet, bana kalırsa bu bir mülteci akını değil. Bu düzensiz göçmenlerin bir biçimde Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçme mücadelesi. Ama bunun tabii ki bir arka tarafta siyasi mücadele alanı var. Türkiye'nin bunu yaparken özellikle de bu büyük ölçüde insanların, bizim İdlib'de askerlerimizin şehit olmasının ardından böyle bir politikaya geçilmesinin evet, bir mesajı var. Evet. Mesajın bir tanesi içeriye dönük. İçeride biraz gündem değişmiş oldu. Ama şurada da şöyle bir şey var. Türkiye'nin
Alo. Hocamızın sesi kesildi ama biz özetleyelim. Bir mülteci akını demek zor dedi. Bunu daha çok karşı tarafa gitmek isteyenler sığınmacı, düzensiz sığınmacıların hareketi olarak görebiliriz dedi. Şimdi karşımızda Takip Erbarakis var. Son durumu ondan alacağız. Hiç lafı uzatmayayım. Oradaki son durum nedir? Buradaki son durum göçmen akınının yarattığı endişe. Yunan hükümetinin almaya çalıştığı, aldığı sert önlemler. Daha da sıklaştırılacak sınırdaki kontroller, sınırdaki yoğunluk, gerek polisin çelik güçleri, gerekse ordunun yoğunluğu Meriç'te. Diğer yandan Ege Adaları etrafında 52 tane Yunan donanması teknesi ve sahil güvenlik botları devreye geziyor. Tabii bütün bunlar geçişleri engelliyor mu? O bir soru işareti. Adalara bakılırsa engelleyemiyor. Bazılarını engelliyor, bazılarını engelleyemiyor. Geçen 24 saat içinde 1000 göçmen geçti Yunan adalarına. Meriç'te durum daha belirsiz. Orada çünkü 200 kilometreye aşkın bir sınır şeridi var Türkiye ile Yunanistan arasında, Meriç Nehri olarak. Orada Kastanya sınır kapısından kimsenin geçemediği, geçemeyeceği anlaşıldı. Orada devamlı olaylar yaşanıyor. Biber gazlı sis bombalı olaylar yaşanıyor. Oradaki binlerce göçmenin sayısı da o kadar belli değil. Başka bölgelere yayıldığı, daha güneye indiği, daha kuzeye gittiği şeklinde haberler var. Oradan nehir tarafından geçmeye çalışıyorlar. Bazıları geçmeye muvaffak oluyor, bazıları olamıyor. Muvaffak olanlardan bazıları tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Burada Atina'da verilen resmi rakamlar değişik. Bugüne kadar 9877 göçmenin geçmesini engelledik şeklinde bir açıklama yapıldı Yunan hükümet tarafından. Diğer yandan 68 kişiyi de tutukladık, gözaltına aldık dendi. Yani bu geçmeyi başaranlar arasında. Ama bütün tablo önümüzde değil. Sayılar tamamen önümüzde, tüm sayılar önümüzde değil. Çünkü çeşitli geçme teşebbüsleri yapılıyor. Bütün bu kilometrelerce şerit boyunca bazıları başarılı oluyor, bazıları olmuyor. Böyle bir tablo var Meriç'te. Adalarda durum çok gergin. Midilli Adası'nda çok gergin anlar yaşanıyor. Çünkü sahile gelen göçmenlerin oradaki göçmen kampına gidişini engelliyor ada sakinleri. Yolları barikatlarla kapatmış durumda. Çünkü adadaki göçmen sayısının artmasını istemiyorlar. Dolayısıyla bu göçmenler sere serpe yerlerde sabahlıyor ya da orada bir gümrük binası seferber edildi. Orada koruma altındalar. Diğer yandan Moria kampında kalan göçmenler de yeni göçmenlerin doğrudan kıta Yunanistan'a gönderilmesi ihtimaline karşı isyan ediyor. Sıra bizde, bizim gitmemiz lazım. Bunlar burada kalsın diyor. Çok gergin anlar yaşanıyor Yunan adalarında. Böyle bir ortamdayız Atina'da. Takip Erbarakis'e teşekkür ediyoruz. Evet, aslında Avrupa Birliği de ortak bir açıklama henüz yapmadı ve bir zirve var Brüksel'de. Şimdi Can Baydural karşımızda. Can Bey merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle size ve aslında tabii bu konu, sığınmacı konusunu konuşmaya devam edeceğiz biz hafta boyu. Ama bir dönümümüzde AB ve İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri meselesi var. Bu noktada ne aktaracaksınız bize? Çünkü gözden kaçmasın, bu durum Türkiye çok yakından ilgilendiriyor. Tabii şimdi artık İngiltere ile Avrupa Birliği arasında ayrılığın koşulları tartışılacak. Bu çerçevede de tahmin ediyorum yıl sonuna kadar sürecek bir dönem. Yani bunu Türkiye'nin de çok iyi izlemesi gerekiyor. Çünkü şu anda masa üstünde bir daha esnek bir Kanada modeli var İngiltere'nin talep ettiği. Ama buna karşılık Avrupa Birliği de o model olmaz. Çok daha sıkı bir ekonomik birliktelik anlamına da gelebilecek 1992 yılında imzalanmıştı Avrupa Ekonomik Alanı modeli var. Şimdi her ikisi de bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü İngiltere dediğimiz zaman Türkiye'nin ikinci büyük ticaret partnerinden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği'nin İngiltere ile kuracağı ilişki bizim gümrük birliği. Dolayısıyla İngiltere ile kuracağımız ilişkinin de belirleyicisi olacak. Yani Türkiye ve İngiltere bu işi tam serbestliği içinde çözemeyecek. Yani arada Avrupa Birliği'nde iradesinin olması gerekiyor. Öteki tarafta da malum Türkiye'den İngiltere'ye mal taşımacılığı, İngiltere'den Türkiye taşımacılık dediğimiz zaman da
ciddi bir ortadaki Avrupa engeli var aşılması gereken. Bir de İngiltere'de acaba sınır kapıları da olursa bu bizim ticaretimizi nasıl etkileyecek? Şu anda bütün bunlar bilinmezlik halinde. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki gelişmeleri, bütün müzakereleri çok yakından takip etmemiz gerektiği bir ortama gidiyoruz. Can Baydıroğlu, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Aslında bir tarafta bu da var. Biz geçen sene zannediyorduk ki bu sene işte biz Brexit konuşacağız. Ne bileyim ben işte bir sürü geçtiğimiz seneden 2020'ye yansıyan bazı başlıklar vardı Vedat Bey, ama öyle olmadı. Şimdi siz az önce telefonlardan önce önemli konuyu altını çizdiniz. Bu IMF olsun, OECD olsun, aslında demek istediği konu o değil. Yani bu, ama finansal tedbirlerden bahsedersek bu tahvil konusu işin içine giriyor. Özel ve reel sektör. Bunu biraz daha açalım, bir 10 dakikamız var. Yani iş oraya varır mı bilmiyorum ama bana göre altyapısı hazırlanıyor gibi. Yani hani şirketlerin tahvillerini alabilir mi? Onlar için tabii hem Avrupa Birliği'nin içerisinde, Avrupa Birliği içerisinde bir mutabakat sağlanması lazım. Ona Yunanistan'ın izin vereceğini tahmin etmiyorum ama Japonya'da örneğini görüyoruz. Yani doğrudan değil de ETF fonlar üzerinden alıyor. Hatta Japonya doğal bir süreçle sosyalist bir ülkeye dönüşü türü yorumlar bile var. Çünkü halka açık şirketten hisseden %50'den fazla şu anda Merkez Bankası'nın elinde diye. Yani kamu mülkiyeti o kadar Merkez Bankası üzerinde gelişiyor diye yorumlar yapılıyor. Bu öteden beri yapılan bir yorum. Buraya varır mı bilmiyorum. Umarım ben bu virüs meselesi çabucak çözülür. Yani finansal piyasalarda bir çabuk reaksiyonla düzeltme harekatını görürüz. Ama bu tedarik zincirindeki hasar, ondan sonra güven meselesindeki hasar, turizmle ilgili güven kaybı, bunların bir süre daha ekonomik aktiviteye olumsuz yansımaları devam eder. En başta konuştuğumuz gibi, ya bu tamam, aşısı bulundu, grip aşısı gibi bir aşı yapıldığı zaman koronavirüs bulaşmıyor denilecek ve insanlar bunun üzerinde o virüsü yaptıktan sonra da hakikaten bulaşmadığına ikna olacak bir sürenin geçmesi gerekiyor ki tekrar hizmet sektörü canlansın. Şu anda bak, Çin 5 kitabı yayınlandı. 1400'e yakın büyük şirketin CEO'suyla yapılan bir anketten alınan bilgiler derleniyor, kitap yazılıyor. Bütün alt şeyler, indikatörler, yani kar, ciro, istihdam, sipariş hepsi negatife dönmüş. Çok görülen bir durum değil. %30 küsürü halen faaliyetlerimiz askıda, yani ara vermiş durumdayız ve dönmedi, faaliyete tekrar başlamadık diyor ki bu çok önemli bir rakam. Önemli bir kısmı da personelimizin bir kısmı evinden çalışıyor diyor. Yani bu evinden çalışma işi zaten Avrupa'da konuşulan, OECD'nin de desteklediği bir şey, esnek çalışma, istihdam piyasasındaki katılıkları ortadan kaldırma, Almanya, Fransa çalışma saatleri, şu bu falan imkanlar itibariyle öteden beri konuşulan bir mevzu. İhtilaf konusu da aynı zamanda. Evet. Ama buraya doğru da yani gidebilir mi? Hayır. Gidebilir yani, tarafta bazı meslekler zaten yok oluyor. Dolayısıyla hani yapay zeka, şeylerin interneti, evden çalışmayı bir sürü hizmet sektörü için gerektirir. Üretim yapan fabrikalarda insan gücüne de tabii ihtiyaç olduğundan dolayı yani giderek azalıyor o da. Azalıyor. Evet, azalıyor ama bir taraftan şöyle düşün, siz konuşurken aklıma geldi. Şimdi bir taraftan evden çalışma devam ediyor. Bu insanların ücretleri de ödeniyor. Tabii. Şimdi bu ücretleri ödeniyor ama bir taraftan üretim yok, ama üretim kısıntısı yüzünden ücret ödememe bir süre söz konusu değil. Giriş. İşte orada reel sektörün likidite sıkıntısı işin içine girer mi girmez meselesi gelir. Nakit, sırf Çin nakit için girişi, söylemiyorum ben bunu. Tabii bu problem. Diğer ülkelere de yansımasına soruyorum. Tabii mesela İtalya örnek. Tabii. Yani nakit sıkışıklığı şey olduğu zaman, tahvil kupon ödemesini geciktirdiğin zaman ya da tedarikçine şeyini taahhüt ettiğin tarihte ödeme yapmadığın zaman birbirini buluyor. Yani bu piyasa ekonomisi ahde vefa prensibi üzerine kurulur. Yani ne kadar bu prensibe sadık üretici, tüketici varsa o kadar
vergi mükellefin varsa beyanla itibar edilen, o kadar medeni bir toplum oluyorsa, o kadar müesseseler doğru çalışıyor. Evet. Ne kadar burada kaytarma, arıza, hava kaçırma varsa o kadar da kötü oluyor. Yani gelişmek yabancı sermaye olur. Doğrudan yabancı sermaye açısından en temel indikatör bu yani. Beyanına, ahdine itibar edilen şirket, müessese ve şahıs şeyi. Yani o da bir iş kültürü yaratan bir şey. Şimdi genelde Türkiye'de bu iş kültürü vardı. Kaldım bilmiyorum. Ticarette vardı. Şunu soracağım, bu cümleyi de sarf ettim çünkü biliyorum geçmişte ticarette, babam da ticaretin içinde olduğu için çok net, o zamanlar bundan bir 20 sene önce vardı bunlar. Dünyanın tamamına bakmak lazım ayrı ama siz dediniz başka bir konu. Şimdi işin içine şu da girer mi acaba? Ne girer mi? Teknolojide Nasdaq'ta gördük biz mesela en fazla düşüşü. Niye? Çünkü Apple ilk başta dedi ben üretimi işte Tayvan'a taşıyabilirim dedi vesaire. Bir sürü teknoloji şirketlerinde gördük bunu. Önümüzdeki günlerde ne zaman dediğiniz gibi aşı bulundu, vuruldu, tamam koruyor dedik ve günahlık inandık diyelim. Örnek veriyorum 6 ay sonra. Bu bir sonraki 6 aylık dönemde talep gecikti. İnsanlar almadığı için bu sefer üretim artışı ve hızlı bir büyüme yol açar mı? Yani ekonomilerin ısınmasına, ne bileyim, ya da bilemiyoruz ki, böyle bir dönemi yaşamadığımız için yani yorum da yapamıyorum ben bu noktada. Hadi 2008'i yaşadık hep beraber de bu başka bir şeye giriyor. Bu da real bir şey var. Yani önce şeylerin, o düşük kapasitelerin mevcut kapasiteye ulaşması lazım. O zamana kadar talep artışı şey olmazsa, hani karşılanmazsa ekonomiler sıkışır. O zaman belki biraz enflasyon. Belki o zaman merkez bankaları da şimdi yaptıklarının tersini yaparlar ya da devletler mali politikasını biraz sıkarak kontrol altına alırlar. Ama şu anda fabrikalar yavaş çalışıyor, durmuş. Özellikle şeyden söyleyemem, bu Kaixin, Kaixin diye yazılıyor. Çince hı hı. Telaffuzu Kaixin diye duydum. Onun CEO'su Çin'de durum, Market Watch'a konuşmuş. Çin'de durum medyanın rapor ettiğinden, yazdığından daha kötü aslında diyor. İşte göremiyoruz biz de. Yüzden yazısı, onu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu önemli bir açıklama. Bu ne demek? Bu işin ekonomik toparlanması zaman alacak. Zaten OECD'nin, G7'nin, IMF'in böyle peş peşe açıklamalar, toplantı talepleri, şunlar bunlar, Avrupa'da iptaller, şunlar bunlar. İşin ciddiyeti idrak edildi. Yani geçen haftaya kadar böyle değildi. IMF şeyi, direktör başkanı, ya beni dinleyin, afaki şeylere inanmayın. OECD, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, afaki şeylerle, yorumlara, analizlere şey yapmayın. İnanmayın diyordum. Fakat şimdi hem Dünya Sağlık Örgütü'nden, Ticaret Örgütü'nden, OECD'den, IMF'den, Merkez Bankası Başkanı'ndan, oradan halen şey, soğukkanlı olalım, soğukkanlı olalım deniyor ama işin ciddiyeti idrak edildi. Powell'a da geldi. Bak biz yayındayken Trump tweet dağıtmış, arada baktım. Powell gene gecikiyor, Fed gene gecikiyor. Almanya, Avrupa para basıyor. Herkes şeylerini destekliyor. Biz gene ağırdan alıyoruz. Bu işte de lider olmamız lazım, geriden gitmememiz lazım diye FED'e baskı yapmaya başladı. Biz o zaman Mart'ta görür müyüz FED'den bir indirim? Yani Trump'ın şeyine, tweetine istinaden söylemiyorum bu arada. Yani bu beklentilerin artından söylüyorum. Çünkü 1.50-1.75 faiz var orada. Eksiye çeker mi? Çok emin değiliz tabii ama... Siz yayının başında 75 basman bir şey dediniz bu. Goldman Sachs'ın tahmini. Goldman Sachs'ın tahmini. Evet. Ben Mart'ta ona... gider miyiz işte o yüzden acaba? Şimdi bakın Nisan'da sabah söyledim, kötü Çin verisine rağmen piyasalar Şangay'da dahil olmak üzere pozitifti. Şimdi hafta sonu 2007-2008 krizinde Fed'de çalışmış. Şimdi Amerika'da bir yatırım bankası, bir bankanın politika enstitüsü baş ekonomisti birisi Bloomberg'da bir yazı yazdı. Daha doğrusu bir tahminde bulunduk. Bayağı kısa bir yazı da. Şey, merkez bankaları koordine aksiyon alacak. FED de çarşamba günü piyasalar açılmadan önce 50 bas puan faiz indirecek diye. Bunun hani geçmiş 2007-2008 krizinde FED'de, bu Reuters'te haber oldu, CNBC'de, Bloomberg'da her yerde haber oldu. O da, anlatabildim mi? Bu hani Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısından, idare meclis üyelerinden de hani gevşeme,
durumu yakından izliyoruz. G7 Maliye Bakanları, Merkez Bankası Başkanları, telefon trafiği, OECD'nin çizdiği resim ve önerileri. Hepsi birden tamam, yani bu işe devletler de el atmaya başladı. İşin ciddiyeti idrak edildi. Oradan çıkarız fiyatlaması oldu sabah. Evet. Tabi İtalya biraz korkutuyor. İtalya bir borç krizine dönüştürülebilir. 130 zaten milyar euro borcu. Zaten durumlar çok iyiydi yani. Avrupa'daki ülkeler anca yavaş yavaş tabi toparlanıyordu. Son bir dakikamız bu arada. Şimdi İtalya hem turizm ülkesi. Tabii. Yani en önemli kaynakları yok. Başında o geliyor. Şimdi bir de 500'lü bine çıktı hasta sayısı falan. Yani evet. Artış hızı da çok yüksek. Yüksek. Bu da biraz sıkıntı yaratmıyor değil. Son totalinde diyeceğiz ki o zaman FED'den gelir bir şey. FED'den artık yani Trump da başladıysa, evet, Powell da cuma baktım. Günü konuştu. Bu bankacı ekonomistin şeyde bu kadar itibar gördü. Evet. Goldman Sachs da yazdı. Zaten piyasada geçen hafta 2 faiz indirimini fiyatlamaya başlamıştı. Doğru. Dolayısıyla gelir diye tahmin ediyorum. Biz zaten yılın ikinci yarısında olabilir diyorduk. Öne çekelim. İlk yarı da olur. O zaman 17-18 Mart'ta var, bir de Nisan ortasında, sonra Haziran'da var. Mayıs'ta yok. Belki Haziran öncesinde böyle bir şey görebiliriz gibi duruyor. En azından öyle, yani bugün öyle. Yarını bilemiyorum. Şimdi benim kişisel tahminim, çarşamba günü bir aksiyon alacağını tahmin etmiyorum. Bu aşıyla ilgili bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Bu hani kontrol altına alma işiyle ilgili önlemler yeterli olacak mı, olmayacak? Buna bakılacak ama bir faiz indirimi yapılacak diye tahmin ediyorum. En azından FED'den böyle bir aksiyon gelir. Diğer merkez bankaları da devletleri daha fazla maliye politikasını gevşetmeye, OECD'nin önerileri doğrultusunda aksiyona zorlayacak. Bakalım, izleyeceğiz. Yani madem 2008 yaşadık, bir de bunu yaşayacağız, öyle gözüküyor. Umuyorum bütün ülkeler gerek tedbir alacak. İşin içine sağlık ve hayat var yani. Her şeyin dışında para da değil. Vedat Bey, çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim de bitti söylüyor. Tamam, bitiriyorum yönetmenim. Tekrar ağzınıza sağlık diyelim ve günden kalanları sona erdiriyoruz.